Tabii ki önce Nilgül Hanım size dönmek istiyorum. Kararla ilgili ilk değerlendirmeniz, ilk yorumunuz ne olur? Buyurun sizi dinleyelim. Simge Hanım, önce size, yayın ekibinize ve stüdyodaki konuklara iyi akşamlar demek isterim. Sözcü TV aslında evimize yeni bir renk, yeni bir ışık getirdi. Çok uzun uğraşlardan sonra bir ay içinde yapılan hazırlıklarla yayın hayatına geçti. Umarım bundan sonra izleyiciniz, seyirciniz bol olur. Şimdi bu kumpas davaları biliyorsunuz yaklaşık 13 senedir filan bizim hayatımızda. Önce balyoz davasıyla başladı. Çetin ve arkadaşları 365 kişi 4,5 sene, yani Çetin için söylüyorum, 4,5 sene fiilen cezaevinde. Bu 13 sene süre içinde Çetin'in cezaevi günleri 7. seneye geldi. Yani yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği kabul etmek mümkün değil. Eğer bir ülkede adalet yok ise o ülkenin bütün değerleri, ekonomisi, yaşantısı, eğitimi vesaire her şeyi çöker. Her şeyi çöker ve nitekim biz o günlere geldik. Ülkede adalet yok, hukuk yok, hak yok, hiçbir şey yok. Biz ülkenin geleceğine ilişkin umutlarımızı hiç yitirmek istemedik. Ama ben bugün eşimle görüşemedim. Haftada bir gün çünkü bizim telefon görüşmemiz. Bir 10 dakika görüşüp salı günleri. Onun ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ama muhtemelen bu en son balyoz davasında verilen bu mahkumiyet kararları onun çok moralini bozmuştu. Çünkü o kadar emindi ki bu duruşmadan, en son duruşmadan beraat çıkacağına. Yani bu kumpas davalarında gelinmek istenen sonuç ne, amaç ne, onu bir türlü anlamış değiliz. Yani düşünsenize bu davalar sürerken intiharlar oldu. Cezaevinde hastalananlar, kanser olanlar, felç olanlar oldu. Hayatını kaybedenler oldu. Gençlere gelince mesleklerini kaybedenler oldu. Biz emekliliğimizi yaşayamadık. Yani bir emekli insanın düşünebiliyor musunuz? Yani tam rahat edeceği, torunlarıyla günlerini, vakitlerini geçireceği günlerdi. 7 sene bir kayıp. Bizim torunlarımız doğduğu zaman daha bebekken Çetin cezaevinde Silivri'ye gitti ve onların büyüdüklerini göremedi. Yani size nasıl anlatayım, nasıl isyan edeyim bilemiyorum. Tamamen sahte, kurmaca, kurgu davalarla bugünlere geldik. İlk önce tabii ki Fethullah Gülen cemaatinin adamlarıyla, hakimleri, savcılarıyla başladı bu davalar. Mahkemeler böyle bir çadır tiyatrosu gibiydi aynı. Şimdi bitti, yani balyoz davası bitti. Kararlar açıklandığı gün bana mikrofon uzattılar. Ne diyorsunuz diye. Yani söylediğim şu, hakimler kendilerine yakışanı yaptılar. Yani onlardan daha değişik bir şey beklemiyorduk. Çünkü öyle ki biz sanık yakınlarına bile gözdağı vererek aramızda konuşmamızı ya da herhangi bir kötü söz söylememizi engellemek için izleyicilerin arasına tavanlardan mikrofonlar uzattılar. Tavanlardan mikrofonlar uzattılar ve sürekli bizleri tehdit ederek, bizlere bağırarak, çağırarak, ya en sonunda avukatlara bağırıp çağırarak bir mahkeme sürdürmeye kalktılar ve avukatlar duruşmaların artık son günlerine yakın mahkeme salonlarını terk etti. Daha sonra işte toplu bir beraat oldu. Fakat aradan birkaç gün geçti. Biz
daha henüz özgür kalmanın sevincini yaşayamadan bir baktık Anadolu Adliyesi'nden bir Cumhuriyet Savcısı bu beraat kararlarından 7 kişi için temiz önerdi ve o kararlar 7 kişi temize gitti. Maalesef bir korgeneral arkadaşımızı da bu arada kaybettik. O da çok üzülüyordu. Bir türlü yediremiyordu kendini. Allah'tan ki Çetin bu yapılan kumpas davalarını hiçbir zaman kendine mal etmedi. Yani bu işte ben bunca sene ordu komutanlığı yaptım, Güneydoğu'da şöyle savaştım, PKK'nın peşinden böyle koştum, kıtada çalıştım, bilmem karargahta çalıştım diye bunu kendine üstüne etmedi ve bunu kişisel bir saldırı olarak, kendi kişisel bir saldırı olarak görmedi. Bu bütün Türk ordusuna, Türk milletine yapılan bir saldırıdır dedi ve o moralle ancak bugünlere kadar sağlam gelebildi. Sağlam diyorum ama bir sürü bu arada hem meslekten kaynaklanan hem bu cezaevi illerinden kaynaklanan bir sürü hastalığı var. Ve o hastalıklarla diğer arkadaşlarıyla beraber bugünlere kadar boğuşarak geldik. Bundan sonra ne olur bilmiyorum ama ben asla ve asla hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bizler de eşlerimizle beraber askerlik yaptık. Askerlik yaptık. Sırasında çocuklarımızı ihmal ettik. Ailemizi ihmal ettik. Tayin olunan her yere severek koşturarak gittik. Yurt içinde, yurt dışında eşlerimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Küçücük maaşlarla, biliyor musunuz? En iyisini yapmaya çalıştık ve artık tam rahat edeceğimiz zaman bize madalya olarak cezaevi hücrelerini gösterdiler. Çok ağrıma gidiyor. Hele hele bu ikinci fasıl, yani Silivri'den sonra bu 28 Şubat davasıyla ilgili Buca cezaevindeki günler gerçekten çok ağır geldi. Çünkü hem eşlerimiz hem biz hem yaşanmıştık hem de ilk mahkumiyetlerden dolayı bizler de sağlığımızı kaybettik. Yani ne söyleyebilirim? Ne söyleyebilirim? Bunun işte en yakın şahitlerinden biri de sevgili Aytunç kardeşimdir. O da bize bu kumpas davaları sırasında gerçekten çok büyük destekler verdi. Ona da teşekkür borçluyuz. O bizim kadar, en az bizim kadar bu davaların şahidi yanımızda olduğu için tekrar minnet duygularımı iletirim kendisine. Arkada sizin eşinizle çekilmiş fotoğraflar var. Bunlar ne zaman çekilmişti? Siz az evvel bahsettiniz. Kısıtlı bir süre görüşebiliyorsunuz. Sadece haftada bir kez 10 dakika görüşebildiğinizi söylediniz. Bugün alınan karar kendisine hangi vasıtayla iletildi? Sağlığı nasıl? Morali nasıl? Bunlarla ilgili de bize biraz bilgi verir misiniz? Fotoğraflarınızı da anlatırsanız. Elbette, elbette. Bu fotoğraflar birkaç ay önce cezaevinde açık görüş sırasında çekildi. Bizim haftada bir görüş günümüz var. Bir saat kadar görüşebiliyoruz. Ancak bu görüşlerden 4 tanesi ya da 3 tanesi ayın uzunluğuna göre değişiyor. Kapalı görüş oluyor. Cam arkasından telefonla görüşüyoruz. Ayda bir kere de açık görüş oluyor. Yan yana gelebiliyoruz. O zaman çekilmiş fotoğraflar. İnanılır, anlatılır gibi bir şey değil. Çünkü ben her zaman söylüyorum, bizler Çetin'in askerlik hayatı süresince bir trafik suçundan bile karakola gitmemiş insanlar. Düşünebiliyor musunuz? 7 sene cezaevlerinde işte infaz memurlarının üstlerimizi başlarımızı aramasıyla, aramalar taramalar, her şeylerin kontrolüyle geçirdik. Gerçekten bu ikinci kere
verilen hapis cezaları hepimize çok ağır geldi. Kaç yıllık evlisiniz Hilmi Hanım? Biz 69 yılında evlendik. Dolayısıyla 54 yıl oldu. Hiç bu kadar ayrı kalmadınız diye tahmin ediyorum. Hiç ayrı. Yani şöyle, cezaevleri, cezaevi günleri dışında gerçekten de hiç ayrı kalmadık. Belki üçer beşer günlük ufak tefek seyahatler olmuştur. Akrabaların yanına gidip gelmeler ama hep birlikte yan yana el ele yaşadık bugüne kadar. Fakat bu cezaevi günleri dediğim gibi bir sürü ayrılığı, bir sürü güzel günleri birlikte kutlamaları filan men etti bizlere. İnanılır bir şey değil, kabul edilir bir şey değil ve ben şimdi bu kararları veren hakimlerin, savcıların evlerine gittikleri zaman çocuklarının yüzüne nasıl bakacaklarını merak ediyorum. Bir tane hakimi tenzih ederim, o muhalefet şerhi koyan vicdanlı hakimimizi tenzih ederim ama o kadar saçma sapan iddialar var ki suç için anlaşmak diye bir şey olabilir mi? Şöyle ki herkese açık bir seminer yapıyorsunuz ve kendi karargahınızdan olmayan işte bir albay, bir tuğgeneral, bir işte tümgeneral, kimisi Trakya'nın işte Malkara'sında, kimisi Edirne'sinde görev yapan kişilerle bir araya gelince suç için anlaşıyorsunuz. Bu suç için anlaşma konusunda bir telefon görüşmesi yok, bir yazışma yok, karşılıklı gelip bir yerlerde buluşmak, konuşmak yok. Acaba göz göze işaret diliyle mi anlaştılar? Yani bu kadar saçma sapan bir bahaneyle bu kadar komik bir dava açılamazdı. Öyle ki zaten yalanla dolanla bezenmiş bir iddianame. Diyor ki işte bu kişiler darbe planı yaptıkları için ordudan ihraç edildiler diyor. Asla öyle bir şey yok. Herkes kendi görev süresini doldurdu, öyle ayrıldı ya da istifa ederek ayrıldılar. İşte Aytaç Yalman'la dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök tanıklığa gelmedi diyorlar. Nasıl tanıklığa gelmedi? Onların tanıklığa gelmesiyle zaten beraatler oldu. Yani başından sonuna kadar hile, hurda, düzmece şeyler, kasetler, işte daha sonradan yazılmış o dönemde olmayan isimlerle, o dönemde olmayan yazı karakterleriyle düzenlenmiş bir davada bu nasıl bir kindir? Bu nasıl bir aymazlıktır onu anlamıyorum. Yani bir ülkede şöyle ki düşmanlık olabilir. Hani kişisel düşmanlıklar olur, şu olur, bu olur. Ama bir ülkenin yargıçları kendi ordusuna düşman olabilir mi? Yani bunlar tamamen siyasi davalar. Aslında bu tür siyasi davalarda eşlerimiz sırf kayıtlara geçsin diye savunma yaptılar. Sırf kayıtlara geçsin de ileride hukuk fakültelerinde öğrencilere okutulacak bir ders niteliğinde olsun diye savunma yaptılar. Yoksa onlar savunma yaparlarken hakimler dinlemiyorlardı bile. Ellerinde cep telefonları, bilgisayarlara bakıyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar, dinlemiyorlardı bile. Biz bunlara birebir duruşmalarda şahit olduk. Çok üzgünüm, çok kızgınım. Dediğim gibi asla ve asla asla affetmiyorum. Arkadaşlarımız da. Buyurun. Dinlemiyorlardı dediniz ama dinleyenler olabilir, izleyenler ve mesaj iletmek isteyenler olabilir. Belki bu vesileyle eşinize bir mesaj iletmek isterseniz buyurunuz, ben son kez sözü size vereyim. Çok teşekkür ederim. Yani eşimin cezaevinde Sözcü TV'yi izleyemediğini biliyorum. Ama
bir şekilde avukatları ziyaret ettiğinde söyleyebilir ya da çarşamba günü gidince ben anlatacağım bu o programı, bize verdiğiniz fırsatı. Bir kere ne olursa olsun onlar bizim gözümüzde her zamanki değerinin üstünde bir değer kazandılar. Bu davalar onların yakasına taktıkları bir madalya bence. Onları çok seviyoruz. Üzülmelerini istemiyoruz. Sağlıklarının bozulmasını istemiyoruz. Ama buradan da işte yargıçlara, hakimlere, bundan sonra bu kararları tekrar gözden geçirecekler. Yargıtay'a gidecek elbette ki şeye temize. Ama herkesin endişesi şu ki beraat kararını bozan bir daire bakacak temizde aynı davaya. Onlara da ben buradan sesleniyorum. Lütfen ellerini bir kere olsun vicdanlarına koyarak karar versinler. Herkes isyanda, özellikle en başta ben isyandayım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Çok teşekkürler Sayın Sınar. Sizden elbette bir